Bak bak Melek burada ne diyor? Gebeliğin 11. haftası itibariyle bebeğin organ ve dokularının gelişimindeki en kritik süreç bitmiştir diyor. Evet, ha burada söylüyor. Gir. Yemek hazır Albey. Size haber vermemi istediler. Tamam, geliyoruz birazdan. Sen acıktın mı Zu? İşte biraz acıktım. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Ben geliyor musunuz onu öğrenmek için? Tamam, geliyoruz. Tamam. Ali kız gördü kitabı. Ya görsün. Allah Allah, korkma bu kadar kızım ya. Ona Mert korksun senden. Benim hiçbir şeyden korktuğum yok. Ayrıca o da burada olması umurumda değil benim. Ama biz ikimiz her yerde yaşayabiliriz değil mi? Pişmansın sen. Hayır, pişman değilim. Ali, biz birbirimize söz verdik. Her zaman, her yerde birlikte olacağız dedik. Ben senin için buradayım. Sen benim için çok önemlisin. Ve her zaman yanında olacağım gerçekten. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Çocukken boynum hep büküktü onlara karşı. Bu evden hep korkardım, hiç gelemezdim buraya. Ama şimdi güçlüyüm. E sen varsın çünkü yanımda. Sana da acı çektirdiler Melek. Ali'yi bırakacaksın dediler sana. Üzerine geldiler. Ne yapsaydık? Pes mi etseydik? Onların dediklerini yapmayacağız. Ezik durmayacağız karşılarında, anladın mı? Ha? Biz buraya ezilmeye, bükülmeye gelmedik. Peki bunları yaparken ya sen de değişirsen Ali? Ya sen de onlar gibi olursan? Ben değişmeyeceğim. Ama bazı şeyler değişecek. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Şimdi çok güzel bir kadın bu Ali'nin karısı. Aman, bahtı güzel olsun. Para olunca o da olur. Ya öyle. Kız her şey parayla olsaydı Suda'nın bu halde olmazdı. Gelin hanım var ya, gelin hanım. He, var ya, ne olmuş? Bence hamile. Yok artık. Kız Vera, gelir gelmez gebelik testi mi yaptın? Uydurma. Vallahi uydurmuyorum, gerçekten. Ali Bey ona hamilelikle ilgili bir kitap okuyordu. Melek Hanım da böyle ilgili ilgili dinliyor. Vallahi kulaklarımla duydum gerçekten. Ne duydun Meracığım? Ya bir şey duymadım. Nasıl bir kitapmış o hamilelik kitabı? Kapağı pembe rengiydi. Sonra gülen bir bebek fotoğrafı vardı ve üzerinde Kes. Tamam, anladım ben. İşinize bakın siz. Ay nasıl da kıskandı, gördünüz mü? Niye? Kendisi de hamile ya. Ne? Suda Hanım da mı hamile? Gerçekten mi? Bilmiyor muydunuz? Evet. Ama benden duymuş olmayın lütfen. Ay, kazan kazan lohusa şerbeti kaynatacağız desene. Kilios'ta dün gecenin ilerleyen saatlerinde bulunan kadın cesedinin otopsi için adli tıpta incelenmesi bekleniyor sayın seyirciler. Kilios'ta boş bir evin bahçesinde kadın cesedi olduğu ifade edilen polis ekipleri harekete geçti. Melek hamile. Olay yerine intikal eden ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak cesedi... Anneciğim, kime diyorum ben? Melek bize yalan söyledi kesin. Bulutta olan çocuğunu düşürmemiş olabilir. Anneciğim! Ne diyorsun Sude ya? Diyorum ki Vera Melek'le Ali'nin odasında hamilelik kitabı görmüş. Şaykan! Baban inmiş. Hadi biz de gidelim yemeğe. Hadi kalk. Vera! Evet? Nerede bu insanlar? Aman Bey, masalasız.
sizi bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçin bakalım sofraya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin canım. İyi akşamlar, hoş geldin. Beğendiniz mi odanızı? Beğendik tabii baba, niye beğenmeyelim? Köprü altlarında bir sürü insan yaşıyor ya. Bir eksiğiniz gediğiniz varsa söyleyin, halletsinler. Şimdilik hiçbir eksiğimiz yok, çok teşekkürler. Ama bebek olunca orası daha gelebilir size. Sude baksana ne aldık biz Melek'le. Benim mi bu? Evet. Gerçekten mi? Vallahi. Beraber düşündük. Evet. İçinde hamilelikle ilgili bilgiler var. İlgilenirsin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Küçük bir hediye ama olsun. Kadınlar hamilelik döneminde çok hassas zamanlardan geçiyor. Bu dönem atlatmana yardımcı olur diye düşündüm. Hay bitir artık şu işi Bera. Hadi. Bulut bak, gördün mü? Ne ince bir davranış. Çok kibarsınız. Teşekkürler. Rica ederiz. Evet, hadi. Afiyet olsun. Şimdi biz geldik de buraya. Baba, evde besleme gibi oturmak olmaz, yakışmaz bize. İş koşturmak lazım biraz. Değil mi? Var mı bir planın? Var tabii. Ferman Bey oğluna yeni bir iş kurar artık. Değil mi Ferman Bey? Hiç gerek yok. Garsonluk yapmaya devam etmeyeceksin umarım. Yok, garsonluk yapmayacağım Şahika. Anne. Ben artık Köklükaya Holding'de çalışmaya başlayacağım. Etmiştim. Al canım. Teşekkürler. Sonra bizim yemekleri beğendiremedik. Ya beğenmediğimden değil, iştahım yok. Ver, dur biber vereyim ben sana. Buyur, Adana biberi. Yemem. Ya iştahın açılır. Yemem. Ciğerin yanacağını, ağzın dilin yansın yahu. Sen şu suyunu iç de hıklamayı kes. Hele. Bu çocuğun gidişi sana çok boylu değil mi? Çok seviyorsun sen bunu. Erkekler öyle özledim diyemez. Ama bir iç çeker. Onların özlediğini anlarsın. Ben onda evlatlığı tattım. Onun sadece dayısı değil, babası oldum. Hatta babasından da öte. Babası olabildin mi? Yok. Sen onun dayısısın. Madem en sesi kalın bir babası var, bırak gitsin. Ömür boyu burada garsonluk mu yapacak? Allah Allah. Senin gibi suratsızın yanında. Yani gözün toprağa bakıyor. Yaş atmış, iş yatmış. Tövbe tövbe. Eğer oturan doğru konuşuyor patron. Kadın, kadın. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tövbe tövbe. Yalan mı? Allah. Biber de yiyor. Aç gelelim gittik. Garip oldu. Ne yapalım öyle? Ya ben düşündüm de. Sordum kendi kendime. Çorba yapmaktan başka ne işe yaradın Ali sen dedim. Bugüne kadar. Holding'e git dedim. Zavallı enişte orada harıl harıl çalışıyor dedim.
Biraz yardım et ona dedim kendi kendime. Çok iyi düşünmüşsün. Hem zaten ilkokulu bitiren müteahhit oluyor memlekette. Ali'nin neyi eksik, değil mi? Hoppala. Sen şimdi bizi övdün mü gömdün mü enişte? Hı? Çocuk bileğinin hakkıyla mimarlık bitirdi. Hem de öyle paralı falan değil. Mimarlık fakültesi. Babasına daha bitmedi ya. Yani bitirme tezini daha vermedim. Ama en kısa zamanda halledeceğim onu da. Neyse yarın sen iş yerine gel. Uzun uza diye bu konuyu konuşalım. Sen pek para bu işlerine tenezzül etmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Şaşırdım vallahi. Yani şaka gibi. Bazı şeyler para için yapılmaz ki Şahik anne. Kardeşim doğru söylüyor. Bence de şaka yapmıyor. Hem biraz kocamın yükünü hafifletse fena mı olur? Artık bir karım ve sorumluluklarım var. Tabii. Ali çok doğru bir karar vermiş. Bunun için ayrıca mutlu oldum. Ama her şeyden önce oğlumun nikahını şaşalı bir düğüne taşlandırmam lazım. Düğünü ve balayını aradan çıkartalım. Sonra dönüp gelip işe başlarsın. Ne düğünü baba ya? Gerek yok. Evlendik bitti gitti işte tamam. Bitti gitti olmaz. Ben Ferman Köklükaya'nın oğlu evlenmiş ama düğün yapmamış dedirtme. Ayrıca da karına ayıp. Gelinlik yemek onun da hakkı. Teşekkür ederim ama ben de Ali gibi düşünüyorum aslında. Gerçekten hiç gerek yok bu düğüne. Gerek var kızım. Hem de anlaşanlı bir düğüne gerek var. Anlaşanlı hem de öyle mi baba? Kendi kendine aksiyon yaratma ya bir kere de. Senden başka isteyen var mı bu düğünü? Bir sor bakalım bir. Ben bugünler için yaşadım Ali. Eğer ölmediysem bugünler için ölmedim. Bu düğün yapılacak, o kadar. Ah, bizim bebek gölgede kaldı desene. Hiç olur mu kızım? Torunumun doğmasını ben de heyecanla bekliyorum. Bu arada seni de Bulut'u da tebrik ediyorum. O zaman ben de yeni mesai arkadaşımı tebrik edeyim. Değil mi? Eyvallah. Enişte. Yani helal olsun Ali. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Ne demek oluyor bu? Ali'deki bu değişikliği anlamaya çalışıyorum sadece. Sen böyle şeylere kafanı yorma. Niyeymiş o? Bunca yıldan sonra eniştesine ezme pahasına bir karar verdi. Niye ezecekmiş eniştesine? Ali gelince şirketteki dengeler değişmeyecek mi? Sana ne bundan Şayka? Beni ilgilendirir. Çünkü Bulut benim de damadım. Ayıp olmayacak mı çocuğa? Sen burnunu böyle şeylere sokma. Ben burnumu sokmayayım, melek soksun. Öyle mi? Meleği nasıl dahil ettin bu işe kadın anlamadım. Melek kiminle evlendiğinin farkında. Doğal olarak pastadan pay almak isteyecektir. Herkesi kendin gibi görmekten vazgeç Şahit. Ayrıca o çamur attığın kız benim gelinim. Eğer bir kez daha onun hakkında ileri geri konuştuğunu görürsem karşında beni bulursun. Ona göre. Ali'nin şirkete gelecek olması canını sıktı değil mi? Kesin karısı ikna etmiştir. Akıllarınca bize kafa tutuyorlar. Ama bizim de elimizde armut toplamıyor değil mi? Korkma sen. Bir şeyden korktuğum yok. Ya Melek'ten? O konu kapandı dedik ya Söde. Madem o konu kapandı kocacığım, o zaman niye burada kukumağı kuşu gibi oturuyorsun? Ya sen biraz heyecanlansana. Baba olacaksın. Farkında mısın? Ben sana sürekli aynı şeyleri tekrar etmekten çok sıkıldım. Ben dışarı çıkıyorum. Nereye?
Hava alacağım biraz. Bulut. Bak. Ben de o kızla aynı çatı altında yaşamaktan hoşlanmıyorum. Başka seçeneğimiz mi var Sude? Alışacağız buna. Bak. Ben bundan sonra bize odaklanacağım. Sana, bebeğime. Ama bana biraz zaman ver. Lütfen. Tamam. Zamanla alışırız. Bulut. Bana çilek alır mısın? Çilek nereden çıktı şimdi gece gece? Bak işte bundan bile haberin yok. Hamileyim ya ben. Aşeriyorum. Bu akşam çok bozuldular, fark ettin mi? Ya. Bulut'un yüzü nasıl düştü ama? Dağıldı vallahi. Meydanı kendine bırakacağım zannetti eleman. Ya Ali, şu düğün işinde babanla konuş. Ya ben istemiyorum çünkü düğün falan. Hiç girmesin o işlere. Bir de biliyorsun hamileyim zaten. Tamam kızım, sen merak etme. Ben konuşurum ya babamla. Müsait bir zamanda konuşurum. Hı, tamam. Canım bir şey çekiyorsa söyle bana, ben hemen gider alır gelirim. Tamam mı? Yok yok, benim daha öyle aşerme durumlarım başlamadı. Gece bir şey olursa kesin uyandır beni, tamam mı? Hamile kadınsın. Düşersin, bayılırsın, kaybolursun, yanlış odaya falan girersin. Tamam tamam, sen gönlün rahat uyu. Ben karıştırmam odaları falan, merak etme. Bir laf ettik yani, kim bilir nerelerden dolandırdın da getirdin lafı ha? Ben biliyorum o lafın nereden dönüp dolaşıp geldiğini. Günahımı alıyorsun günahımı. Günahını alıyormuşum. Asıl sen benim canımı yakıyorsun, canımı. Böyle bakarak da sen benim canımı yakıyorsun. O ne olacak? Saçmalıyorsun şu anda. Evet. Hadi söyle, nasıl yatıyoruz, ne yapıyoruz şimdi? Ben şurada yatıyorum. Rahat edebilecek misin orada? Kızım rahat etmeye gelmedim ki ben köşkeye. O zaman tamam, şöyle yapıyoruz, dönüşümlü olarak yatıyoruz. Bir gece sen yatıyorsun orada, bir gece ben orada yatıyorum, tamam mı? Evet, tamam tamam. Hadi iyi geceler sana. Sana da iyi geceler. Emin misin ya, rahat yatabilecek misin orada? Evet. Hoş geldiniz Bulut. Hoş bulduk. Hoş geldin aslanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç, otur. Ne var ne yok? Ne olsun? Ali taşındı köşke. Şirkette çalışmak istediğini söyledi. Karım hamile. Sude, Köklükaya, Ocak. Çilek istedi benden. Ben de çilek almaya çıktım. Ya anlamadım. Ferman neden verdi kızını sana? Sude bana çok aşık oldu. Karşılık bulamayınca da intihar etti. Ölecekti. Ben de beni okutan, bana sahip çıkan adamın kızı ölsün istemedim. Yani onu göz göre göre ölüme terk edemezdim. Sonrasında denedik. Güzel bir evlilik olsun diye ama olmadı. Ferman'a vefa borcunu ödedin. Sonra bir gün
bir başkasına aşık olup çekip gitmek istedi. Ama gidemedim. Ferman Köklükaya sevdiğim kızı öldürmekle tehdit etti beni. Yapamaz diye düşündüm. Ama az kalsın yapıyordu. Eğer devam etseydim yapacaktı da. Neyse artık bunlar geride kaldı. Benim için bundan sonra önemli olan tek bir şey var. O da Ferman Köklükaya ile olan hesabım. Susadım, kalksana. Ali. Ya Ali, kalksana ya. Kış uykusuna mı yattın mübarek? Telefon numaranı değiştirmişsin. Evet. Evini değiştirdin. Hayatını değiştirdin. Başka ne var? Bilmediğim. Ben varım. Asıl ben değiştim Bulut. Artık o eskiden sana aşık olan kız yok karşında. Evli bir kadın var. Kocasını çok seven bir kadın var. Kocanı çok seviyorsun, ha? Evet. Sen buraya geleceksin. Ali şirkete gelecek. Ama hiç sorunsuz, gül gibi geçinip gideceksiniz. Öyle mi? Sen ne biçim bir insansın ya? Yoksa sen hep böyle miydin, ben mi yanlış tanıdım acaba seni? Ben seni yanlış tanımış olabilir miyim? Ha? Beni unut dedikten sonra gelip burnumun dibine yerleşen sensin. Daha kaç kere söylemem gerekiyor bu eve gelmek istemediğimi? Daha inandırıcı olman lazım Melek. Bırak bu imalı konuşmaları falan Bulut. Evinizde, köşkünüzde, paranızda hiçbir şey umurunda değil benim, anladın mı? Kendine bak bir de. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi davranıyorsun. Ha, çocuk demişken. Karın hamile. Baba olacaksın. Hadi git de karını daha fazla bekletme. Bence de. Bekletmeyeyim. Ne oluyor Bulut? Herkesi uyutup gizli gizli buluşuyor musunuz yoksa? Ayıp değil mi? Bir şey oldu yok. Sözlerinize dikkat edin Şayka Hanım. Ben buraya su almaya geldim. Bana bak. Ali'ye her şeyi anlatmamı istemiyorsan ayağına denk kaldın. Eğer kızımı bir daha üzerseniz
hiçbirinizi affetmem. Bizim Bulut'la aramızda artık hiçbir şey olamaz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. İyi geceler. Melek, Melek, ben gidiyorum. Hadi uyan. Melek. Tamam, ıslayacağım şimdi kuru fasulyeleri ben. Melek, fasulyeleri fareymiş. Fare mi? Ne faresi? Mutfakta fare var Melek. Şapşal. Aa, sensin şapşal. Şapşalsın. Sensin şapşal. Hayır, sensin. Sensin şapşal. Ya! Tabii. Maşallah, maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Eyvallah. Sude de. Yeni evli çiftin odasına böyle paldır küldür girilir mi kızım? Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Çaldım o kadar kapıyı, duymadınız sesinizden. Hele Melek Hanım'ın mart kedisi gibi çığlıkları maşallah köşkü inletti. Sude, ne diyorsun sen ya? Şunu diyorum Ali'cim, gebeyim ben. Öyle patırtı kütürtü hoplama zıplama yeğenini ürkütebilir diyorum. Tamam, dikkat ederiz artık değil mi? Ne yapalım Melek'cim? Büyük bir aile olmanın dezavantajları bunlar. Bir de böyle beraber aynı evde yaşıyorsan bazı kurallara uyacaksın değil mi? Tamam canım kardeşim benim, hadi çık sen. Hadi. Kolay gelsin. Eyvallah. Senin yüzünden. Da ama hala yani. O ne benim yüzümden ya, senin yüzünden. Nasıl gideceğim şimdi ben bu halde şirkete? He Melek? Aman sonra almazlar falan şirkete seni. Neyse ben çıkıyorum ya. Nereye gidiyorsun? Bekle bekle, ben de geliyorum, bekle. Kalamam ben sensiz evde. Kızım ilk günden nereye gidiyorsun sen? Dur. Nasıl nereye gidiyorsun? Lokantaya gidiyorum Ali. Unuttun mu? Ben çalışan bir kadınım. Hemen bekle, geliyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın kızım. Çay ister misin Sude? Lütfen. Annem nerede? Dernekte toplantısı varmış galiba. Sabah erken çıktı. Bu saatte ne toplantısı ya? Acaba yine tanışmadığımız teyzemle mi görüşmeye gitti? Kocan uyanmadı mı daha? Hı, kahvaltı yapmayacakmış. Sanki aranız düzeldi ha? Gibi gibi. Çocuk olunca daha iyi toparlarsınız. Baba. Peki ben doğduğumda aranız düzelmiş miydi annemle? Yani kızım olacağını duyduğumda mutlu olduğumu hatırlıyorum. Evet, benim ilaçlarımı almam lazım. Ali. Oğlum günaydın. Ben aşağıdayım, gelsene be. Tamam. Melek aşağıdayım ben, bekliyorum seni. Tamam, geliyorum. Thank you.
İsminiz ne? Zahide. Ne mezunusunuz? Lise. Kaç kardeşsiniz? Abim var. Abinizin adı ne? Abinizin adı ne? Reşat. Kimle yaşıyorsunuz? Oğlumla. Adı ne? Ali. Ali kaç yaşında? 5. Babasının adı ne? Babasının adı ne? Ferman. Ferman'la ne zaman evlendiniz? Evlenmedik. Reşat'ın mesleği ne? Lokantası var. Ferman'la neden ayrıldınız? Ayrılmadık. Eviniz nerede? Balat'ta. Ali nerede? Odasında uyuyor. Uyanınca parka gideceğiz. Kapı çaldı. Delikten baktım. Arkasında biri vardı. Arkası dönüktü. Ferman sandım. Beni o kaçırdı. Beni kaçırdı. Annem içeride uyuyor. Beni kilitledi. Kim? Şahika. Sen nesin böyle ya? Bizim Müşo var ya, seni görse benzin dökün yakın lan beni der. Vallahi der. Nasıl, beğendin mi? Vallahi baba, manyak bir şey bu ya. Kimin ki bu, misafir mi var? Babasından oğluna küçük bir hediye. Artık oğluma yakışır bir şekilde yaşaman lazım. Baba tamam, eyvallah da. Eve gel dedim, geldik. Şirkette işe başladım, başladık. Ama bu para pul işleri bizi bozar baba. Lüks arabayla falan uğraşamam ben. Cebimize para koymaya gelmedik ki biz buraya. Al bunu. Al. Müşom yeter bana ya. Bir daha da söyleme böyle bir şey. Ben de oğlumu mutlu etmenin yollarını arıyorum. Ne yapayım? Baba, bir çocuğun ağız dolusu baba demesi yeter. En büyük zenginlik bu. Ha bu arada bir şey diyecektim ben sana ya. Melek'le konuştuk. Düğünü o da istemiyor, ben de istemiyorum. Hem sen yorulma hem de biz yorulmayalım baba. İşte o olmaz. Bu memlekette kız aldın mı düğün yapacaksın. Karının istememesine bakma, o kız alçak gönüllükten öyle söylüyor. Hangi kız istemez bembeyaz gelinlikler içinde anlı şanlı bir düğün? İyi tamam o zaman. Ama anlaşanlı bir şey olmasın baba, öyle sade bir şey olsun yani. Tamam. O zaman bu cumartesi hallederim. Hazır olun. Ne cumartesi ya? Canım aradan çıkmış olur işte. Ayrıca balayı işinizi de hallettim. İyi tamam baba tamam. Etiket yapma bizim millete de. Tamam mı? Öyle sade, sakin bir şey olsun. Aileler arası. Tamam tamam. Hadi ben şirkete geçiyorum, orada görüşürüz. İyi tamam. Görüşürüz. Melek. Bir konuşalım mı seninle? Yok, Ali bekliyor. Bir dakika. Merak ettiğim bazı şeyler var, onları soracağım. Önce şu aşçılık işini mi buldun yoksa Ali'yi mi? Yani mercimeği tam olarak ne zaman fırına verdiniz onu merak ettim. Sana ne? Niye kızıyorsun ya? Burada kadın kadına konuşuyoruz, ne güzel. Ben konuşmak istemiyorum ama. Bir şey yarıyor mu? Ne işe yarıyor mu anlamadım. Bu afra tafra. Erkeklerin hoşuna gidiyor mu? Mesela Ali hoşlanıyor mu bu hallerinden? Fazla ileri gidiyorsun. Niye canım? Şu erkekleri kullanma kılavuzundan bir tane fazla varsa bana ver diyecektim. Kızma. Benim kimseyi kullandığım yok. Diyorsun. Peki bu Ali'nin yıllar sonra köşke yerleşme fikri, işe başlama kararı... Bunlarda senin hiçbir payın yok, öyle mi? Peki, madem istiyorsun söyleyeyim o zaman.
Ben Ali'yi hesapsız kitapsız sevdim. Biz birbirimizin hep yanında olduk. Sevgi dilenmedik. Tabii sen bunları anlayabilir misin pek bilmiyorum ama. Sen ne kadar maymun iştahlıymışsın ya. Daha düne kadar kocam için zırlıyordun karşımda aşığım diye. Ne çabuk kapandı o defter. Sude, sana bakınca acıyorum biliyor musun? Yani suratına bakınca mutsuz olduğun o kadar belli oluyor ki. İşte sonra da böyle etrafındaki insanlardan ıncını çıkartıyorsun işte. Yapma artık. Sen benimle böyle konuşamazsın. Aa, niye? Sen ağzına geleni söylüyorsun ama. Bence artık mutsuz olduğunu kendine de itiraf et. Ne oluyor burada? Lütfen karını uyarır mısın? Ya beni bu evde Ali'nin karısı olarak kabul edecek ya da... Ya da ne? Ne yapacaksın? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Tamam yeter. Evi başımıza toplayacaksınız. Bir sakin olun ya. Yo, ben gayet sakinim. Kime güvendiğimi de söyleyeyim. Kocama güveniyorum. Ve onun için bu evdeyim. O yüzden ikiniz de benden uzak durun. Nerede kaldın be güzelim? Ağaç olduk dışarıda ya. Beklettim, kusura bakma. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Hadi geç kaldık, gidelim. Bir şey demediler değil mi sana? Demediler. Sude ne oluyor? Bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Yok, seninle konuşmuyorum ben. Bir şeye sordum. Ha, sana bir manyak daha işte. Ne? Bak, Müşo sana soruyor. Suratı niye turşu satıyor diyor. Bir şey mi olmuş diyor. Müşo diyor. Yok canım, bir şey olduğu yok. Ne olacak? Köşkte bir tane normal insan göremiyorum. Gördüğüm en normal insan sensin. Sen de arabanla konuşuyorsun. Düşün halimi. Ya Melek. Kusura bakma ya, yalnız bıraktım seni. Ne dedi Bulut? Bir şey demiyor. Diyemezsin zaten. Ali, köşkte yaşamak zorunda değiliz. Ne yapalım Melek, ayrılalım mı? Ha? İstediklerini mi yapalım? Ferman Köklü Kaya'nın minasında konacağız diye ötleri kopuyor, ötleri. Bırak ya, biraz da onlar kaygılansın gelecekler için. Beni burada indirsene, buradan dolmuşa bineceğim ben. Götürüyoruz işte kızım ya. Yok vallahi ineyim ben, şimdi sen daha geç kalırsın ilk günden. Hadi görüşürüz. Hadi. Binol Bey merhabalar. Müsaitseniz bugün size gelebilir miyim? Teşekkür ederim. Zurna'nın sırt dediği yere gidiyoruz Müşo. Holding'deki bu işi beceremezsek ikimiz de buraya çıkacağız biliyorsun değil mi? Korktun değil mi sabah son model arabayı görünce? He? Dudağın uçukladı. Korkma kızım, korkma. Ben senin üzerine gül koklar mıyım hiç? Şu vazifemiz bitsin. Gideceğiz yuvamıza. Hiç merak etme. Thank you.
Kerman Bey sizi istiyor efendim. Odasında beklediğini söyledi. Tamam. Hayırlı işler. Koltuk yakışmış. Eyvallah. Otur Bulut, biraz konuşalım. Çocuklar, ben artık şirkete pek gelmeyi düşünmüyorum. Çünkü sizlere güveniyorum. Beni rahat ettirin. Ben artık evimde oturup torun sevmek istiyorum. Nasıl isterseniz. Biz Ali ile konuştuk. Onu çok kararlı gördüm. Ve bana güven verdi. Onun için de koltuğumu Ali'ye teslim etmeye karar verdim. Koltuğu Ali'ye mi teslim ediyorsunuz? Yani bundan sonra her şeyle alakalı son kararı Ali verecek. Öyle mi? Yanında senin gibi bir tecrübe olunca neden olmasın? Ayrıca oğlumun bu koltukta beni en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Bulut Efendi varlığımdan rahatsız olduysa bunu açık açık konuşabiliriz bence. Yok. Benim sadece yetkilendirme hususunda tereddütüm var Ferman Bey. Kafan karışmasın Bulut. Yönetim kurulu başkanı yine sensin. Ama şirketleri yönetirken artık onayı benden değil Ali'den alacaksın. Birbirinizin arkasını kollayacaksınız. Ali kendisinden onay alınacak kadar tecrübeli diyorsunuz yani. Öyle mi? En azından çekip gitmeyecek kadar dürüst. Ha? Güvenilir. Peki. Bundan sonra patronum Ali Köklükaya. Pardon. Ali Yavuz mu demem lazım? Evet. Hayırlısı olsun. Siz artık ayrıntıları aranızda konuşursunuz. Bu arada bu düğün balayı meselelerini halledelim. Sonra yönetim kurulunu toparlarız. Bu kararı tebliğ ederiz. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İşe yaramayan işte. Sen demedin mi bir işe yaramıyorsun diye? İşe yaramaya geldim işte. Peki hoş geldin. Bizim patronluğumuzu beğenmedin demek. Sen nerelerden geldin yönetim kurulu başkanlığına? Anlatayım Ali. Sıvacı babanın gece kondusundan geldim ben buralara. Dişimle tırnağımla. En çok ben çalıştım. Aşağılandım, hor görüldüm ama pes etmedim. Hazır bir koltuk bulmadım ben. Verilen fırsatı değerlendirdim. Ama peder kasanın anahtarını bize bıraktı. Hı? Çünkü sana güvenmiyor. Ben olsam ben de güvenmem. Kızını bırakıp gitmenden korkuyor adamcağız. Ne yapsın, o da haklı. Babanı tanıdığını sanıyorsun değil mi? Giderek babana benziyorsun. Sen hala burada kalarak vazgeçilmez mi oynuyorsun? Enteresan. Doğru. Bak, bu oturduğun koltuk var ya, saltanatla büyümedi. Benim çabalarımla büyüdü. Madem artık buradasın, söyleyeyim. Ferman Köklükaya'ya tahammül ettiysem, sana da ederim. Emeklerimi heba etmene izin vermeyeceğim. Gelsin dayı. Geç kaldım, kusura bakma. Oh. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Ya bak, ne yalan söyleyeyim. Ben seni artık gelmezsin zannediyordum.
Ali nerede? O gelemedi dayı. Bugün şirkete başladı. Güzel, tamam. Yani şimdi yarım çalıp çocuk olunca size bir düzen gerekli değil mi? Ha? Abo! Kimler gelmiş? Allah gadasına yandığımını. Gel bakayım buraya. Herifin nerede? O gelemedi, işi vardı. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Çok. Yani alıştık alışmasına da. Azıcık ben böyle dilimi tutamıyorum, haddimi bilemiyorum. Konfüçyüs Reşat Efendi haddimi bildiriyor benim. Var olsun. Bütün afrası tafrası bana. Ben de çatacak yer bulamayınca kalbini kırıyorum. Ne yapacaksın? Nazını duzunu çekeceğiz ihtiyarın. Ay ne güzel kokular geliyor öyle ya. Neler yaptın bakayım yine? Çok güzel yemekler var. Valla. Çok koydu sizin gitmeniz kız buna. Gel. Selamünaleyküm Mehmet Başkan. Aleykümselam. Çıktı mı şeyler? Ne güldürür ne öldürür. Buna da şükür. Ne yapalım, aç mı kalalım? Kooperatif başkanısın. Halimizden en iyi sen anlarsın. Bu kaçıncı Davut? Gelir mi bu yavrular? Hem yasak hem dernekte birbirimize söz vermedik mi? Çinekop yok, sarı kağıt yok demedik mi? Şikayet etme bize başkan. Borcum harcım var. Ulan bitirdiniz lan balıkçılığı. Yakında Norveç'e gidersiniz avlanmaya. Ulan bunlar zaten lifer olacak. Sabretsen yine sen tutacağım. Yapma başkan. Bu son. Bundan sonra denize dökmem, hepsini teker teker ağzınıza sokarım. Müdür! Başkan, balıklar seni yemedi mi hala oralarda ya? Oğlum, memlekette balık mı bıraktılar? Hayırdır, beni mi özledin yoksa? Müsaitsen bugün bir mekana geleceğim ya. Bir işim düştü be abi sana. Olur, gel. Ama boş gelme. Tamam, tamam. İstediğin başka bir şey var mı senin? Yok, yok. Nevale var. Balık yeter zaten. Sen gel. Tamam başkan. Hayır, olmaz. Gerçekten yapamam böyle bir şey. Kaygını anlıyorum. Ama ilaç düzenlemesi ve lityum takibiyle hamilelik sürecini sağlıklı bir şekilde atlatman mümkün. Bakın, bu bebek benim hayatımdaki tek umut. Beni iyileştirebilecek tek şey ben kendi ellerimle onu nasıl zehirlerim? Zehirlemeyeceksin ki zaten. Tam tersi, ilaç kalkan görevi görecek. Senin duygusal dalgalanmalarına karşı onu koruyacak. Tamam, dalgalanmam o zaman. İrademi koyarım. Bak Süre kızım. Sen bu dünyadaki ne ilk bipolarsın
ne de ilk bipolar anne adayı. İnsanlar senden önce tecrübe etmiş, araştırmalar yapılmış, raporlar tutulmuş, ilaçlar onaylanmış. Sen ne diyorsun buna karşılık? İrade koyarım. Bak, eğer tedavini böyle bırakırsan erken doğum riski taşır. Anladın mı kızım? Hayır, olmayacak öyle bir şey. Ben herkese ve her şeye rağmen dünyanın en güçlü annesi olacağım. Hadi gel soğutma. Oo, palamuta mı vuruyoruz ya? Ne yapıyor seninkiler? İyi, dayı mı soruyorsan iyi. O hamile. Bebek. Daha yeni. Onların evlilikleri pek yoluna gitmiyor ya. Suudi değil. Eşi değil. Sen niye geldin buraya? Ben pederin yanına döndüm abi. İş başa düştü. Yol yordam gösterecek bir adam lazım bana. Başka gidecek hiçbir yerim yok abi. Sana geldim işte. Koca şirketi tek başıma yönetemem. Ne işten var? Baban için zamanında gözünü karartmıştı. O adam benim yanımda değil ya. Karşımda. Bana yanımda olan bir adam lazım be abi. Ben o işleri bırakalı yıllar oldu Ali. Ben böyle iyiyim. O gün Deniz kısmetimize ne verirse onu yer, onu satarız. Şükür. Bu zamana kadar aç bırakmadı. Abi ben sana zaten buradan ayrıl, gel demiyorum. Sen yine burada kal. Buraya devam et. De bana uzaktan yardımcı ol biraz. Yardım et bana. O şirketi bir zamanlar sen yönetiyordun ya. Üç kuruşluk adamlara madara etme, güldürme bizi be abi. Yapma. Merak etme, evde yoklar. Kimseyi merak ettiğim yok. Beni de mi? Merak etmiyorsun belki ama ben yine de söyleyeyim. Bugün doktora gittim. Her şey yolundaymış. Stresten uzak duracaksın dedi. Kocan seni el üstünde tutacak dedi. Bu dönemler çok dikkatli olmamız gerekiyormuş. Başka ne dedi? Dedi ki, biri size fırça attığında kocanız önünüzde kalkan gibi durmalı dedi. Ben de dedim ki, merak etmeyin zaten benim kocam öyle yapar. Başka çaresi olmadığını biliyor çünkü dedim. Nasıl, iyi demiş miyim? Çok iyi demişsin. Bir şey daha var. Bazı şeyler sözde kalmasın istiyorum artık Bulut. Baba olacaksın, farkındasın değil mi? Lütfen ona göre davran. Çünkü benim daha fazla sabrım kalmadı. Bundan sonra gerçekten istediğin gibi bir adam olacağım. Gerçekten. Bu
Bu işin sonu nereye varacak hiç düşündün mü? Düşündüm dayı. Biz boyunu yedikçe celladımız çoğalacak bizim. Kaybedecek neyim kaldı ki? İnsan olan herkesin kaybedecek hep bir şeyleri vardır. Öyle konuşma. Cebinde parası var diye kimse bize ezik muamelesi yapamaz. Hele ki kayınbabasının parasıyla çapkınlık yapan biri. Bulut mu? Demek çamurlarını sıçratmaya başladı. Bak çocuk, baba ol siz birbirinize sahip çıkın, arasına bir şey demem. Şimdi oraları tuzlu bir deniz, sense tatlı su balığısın. O tuz bir gün gelir seni yakar. Dikkat et kendine. Varsın okyanus olsun dayı. Vız gelir. Damarıma bassınlar artık benim. Sen şimdi hırs yaptım diyorsun ha? İlla da kendimi ispatlayacağım diyorsun ha? İyi tamam. Olur. Tamam hadi bakalım. Evet ben hazırım. Dayı bize müsaade. Hadi bakalım güle güle. Hadi dayıcığım görüşürüz. Hadi kızım hadi güle 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 güle. Güle güle. Dayının canı yanmış. Yanmış yanmış. Anlat bakalım. Nasıl geçti şirkette ilk günü? Sandığından da kolaydı ya. Peder direkt koltuğunu devretti bana işte. Tabii koltuğa geçince düğün meselesinde konuşmayı unuttun değil mi babanla? Yok konuştum ben o meseleyi. Ha iyi. Cumartesi günü yapacakmışız işte biz o düğünü. Sonrasında da balayı program ayarlamış babam. Öyle. Sen şu an şaka yapıyorsun değil mi? Yok vallahi şaka yapmıyorum kızım ya. Ya ne yapayım ya? Çok direndim de. Ya bir yerden sonra aman dedim ya adamın gönlü olsun tamam. Hem merak etme zaten öyle küçük bir şey yaparız aile arası. Aile arası. Ha. Benim ailem mi var Ali? Ya kızım saçmalama. Emekli Saffet Hoca tek başına bir orduya bedel. Ali olmaz söyleyemem. Adamın kalbine iner. Ya kızım niye kalbine iniyor babanın şimdi durduk yere? Tabii sen bilmiyorsun. Neyi? Babam Bulut'u da biliyor, babanı da. Gördü onları. Nefret ediyor. Bir gün öğrenecek ama biliyorsun değil mi? Bak gel beraber söyleyelim. Başkalarından duymasın, bizden duysun. Ali, ben tek başıma konuşsam. Tamam, bekliyorum ben burada o zaman. Sağ ol. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Ha,
Her geçen gün daha iyiye gidiyorsun bakıyorum. İşte çocuklar gibi tay tay durmaya çalışıyorum bu yaşta. Daha iyi olacaksın babacığım. İnanıyorum ben sana, biliyorum. Bir de ben inanabilsem. Öyle deme baba. Melek. Kötü bir şey yok değil mi kızım? Yok baba, yok. Ali de iyi. İyi, o da iyi. Niye böyle suratın öylesi? Baba, biz Ali'nin ailesinin yanına yerleştik. Niye? Babası öyle istedi. Peki, rahat mısın orada? İdare ediyoruz babacığım. Nasıl insanlar, babası falan? Sana iyi davranıyorlar mı? Çok zengin bir aile. Köşkte yaşıyoruz. Boş ver sen zenginliği. Sen mutlu musun? Sana karşı küstahça davranmıyorlar değil mi? Yok babacığım, şimdilik bir sorun yok. Dilin öyle söylüyor da yüzün başka türlü sanki. Annemin babası bize düğün yapmak istedi babacığım. Balayı da ayarlamış. Ha, iyi ya. Allah razı olsun. Biz aslında istemiyoruz bu düğünü. Formalite icabı yani. Bir baba için önemli kızım, öyle deme. Hangi baba evladını öyle görmek istemez ki? Biliyorum. Sen hep isterdin beni telli duvaklı görmeyi. Göreceğim inşallah. Baba, ben bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Ali'nin ailesi şey... Ne? Beğenmiyorlar mı seni? Yok baba, öyle demedim. Zenginler beğenmez memur kızı. Onlar... Benim için bir önemi yok bu düğünün babacığım. Ama eğer sen gelmek istiyorsan... Yok kızım, yorulmayayım. Hem ben daha ayaklanamadım zaten. Sana mutluluklar dilerim kızım. Her şey gönlünce olsun. Bugün çok çalıştım, çok yoruldum. Şöyle uzanıvereyim ben ha. Yardım etti şunu. Sağ ol kızım. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım. Yapamadım Ali. Uyuttun mu karını? Sen pek sevmiyorsun herhalde Meleği. Yok. Niye? Ne bileyim yani, bir atarlı konuşuyorsun. Konuşurken yüzüne bakmıyorsun. Yani sevmek zorunda da değilsin zaten de. İşte. Yok ya. Yani sevecek kadar tanımıyorum ki onu.
Hem biliyorsun ben birini çok sevince sağlığına zararlı oluyor. Bilmez miyim? Ne yaptınız? Düzeltebildiniz mi aranızı Bulut'ta? Parçalı bulutlu diyelim. Bir açıyor, bir kapıyor. Unuttu ama o kadını değil mi? Unuttu mu bilmiyorum. Yani ben kendime zorla karıcığım falan dedirtiyorum ama... böyle ne kadar devam edecek bilmem. Bebek belki aranızı düzeltmenize yardımcı olur ya. Şu an tek umudum o zaten. Ver bakayım onu bana, oturt beni. Önce oturalım. Hemen telefonunu vereceğim. Evet. Melek arıyor. Melek, bak gelin oluyor. Ben de dede olacağım yakında. Ya. Sen de bana gençsin diyorsun. Kızım. Babacığım. Hazırladılar mı seni? Ha, giydin mi gelinliğini? Evet babacığım, giydim. Ah ne güzel olmuşsundur şimdi sen. Küçükken de sürüp sürüştürürdün annenden gizli gizli. Sonra gelirdin, ben gelin oldum derdin. Damat kim diye sorardınız, ben de tabii ki babam derdim. Baba. Özür dilerim ben. Aa, o niye ki? Ne yaptın ki özür diliyorsun? Yoksa gelin oldun diye mi ha? Eşek sıpası. Senin eksikliğin fazlan var. Dik duracaksın. Tamam, dik duracağım. Kızım, artık mutlu olmanı istiyorum. Ali çok iyi biri. Mutlu olun ha. Melek, beni yemeğe çağırıyorlar kızım. Tamam babacığım. Bana bak, bir fotoğraf çekip bana telefonuma yollasana ha. Göreyim güzel kızım. Tamam babacığım, hemen yolluyorum, merak etme. Kapatıyorum. Unutma sözlerimi. Unutur muyum hiç? Hemen yolluyorum babacığım, öpüyorum çok seni, bay bay. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Hazır mısın? Hı hı. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Abi, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok tebrik ederim Ferman Bey. Hoş geldin canım. Bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Bizim de dileğimiz o efendim. Sadece seni de tebrik ederim. Bebeğim sağlıyormuş.
Evet, ben de sizi tebrik ederim. Teşekkürler. Çok sevindim. Sude Ayıp ablacığım, çok tebrik ederim. Çok sevindim. Seni de tebrik ederim Şahikacığım. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Kokteyl başladı bile, buyurun lütfen. Bulut'cum, tebrik ederim yavrum. Sude hamileymiş. Abicim. Ben yerime geçeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Reşat. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Reşat, hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Kaynana sen oluyorsun zar. He Ferma, iyi gördüm seni, iyisin değil mi? Yıllar sonra oğlum buldum, daha ne olsun? Eyvallah. Hadi geçin. Eyvallah, geç bakalım. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sude, bu kadın kim Allah aşkına? Akrabamızdır. Buyur bakalım, geç. Harika gözüküyorlar. Titriyorsun kızım ya. Biraz sakin ol. Nasıl olacağım bir bilsem. Ben de senden farklı değilim ya. Neyse sarılalım lan, belki geçer. Dans edelim mi? İlk dans edilmez ki. Şaka yaptım zaten, korkma. Ben bir lavaboya gideyim, geleceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hayırlı uğurlu olsun, Allah bir yastıkta kocatsın. Getir bakalım. Eyvallah dayı, sağ ol. Dayıcığım ne gerek vardı? Adettendir kızım, adetten. Kurban olduğumun kızı, ne güzel olmuşsun. Bana bak, arada sırada inyakene abi diyor ko.
Maazallah nazar değer kıranlık girer. Allah korusun bakayım seni. Maşallah maşallah. Baban nerede? Gelmeyecek mi? Dayıcığım o gelemedi. Ama selam söyledi size. İyi. Hadi bakalım. Mutluluklar. Mutluluğun gözlerinden okunuyor anneciğim. Ne demezsin? Nasılsın Saffet amca? İyiyim kızım. Yemeğini yediysem sana ilaçlarını getirdim. Yedim yedim. Verdi içim. Kendini nasıl hissediyorsun bakalım? İyiyim. Ne kadar iyi? Bilmem. Peki. Şu kapının şuraya gidecek kadar iyi misin? Gidiyorum ya canım oraya kadar. Peki o kapının dışına çıkacak kadar iyi misin? Çıkıp da nereye gideceğim kızım? Bilmem. Madem o kadar iyisin... Belki kızının düğününe gidersin. Hı? Ya. Tamam, tamam. Önemli değil. Ne haber? İyiyim, sen? Süperim. Çok değişmişsin. İlk gördüğüm anda tanıyamadım. Tebrik ederim bu arada. Alice onda evleniyor. Bebeği de kutlarım. Bebeği. Teşekkür ederim. Buralardasın? Yok. Ali'yi görüp kaçarım. Görüşürüz. Müdür. Tebrik ederim. Damatlık yakışmış. Eyvallah. Sizi de tebrik ederim. Teşekkürler. Bak Mehmet abi babamın şirketlerini yönetirdi eskiden. De. Bizim asıl tanışıklığımız maçlardan onunla. Rakip takımdan dayak yerken kurtardığım velet, patronumun oğlu çıktı. Bulut neredesin sen ya? Sabahtan beri her yere bakıyorum, göremedim. Buradayım işte. Dans etmiyor muyuz? Dans mı? Görüşürüz abi. Ne hatlar karıştırdığını biliyorum. Hemen tuvalete git. Orada sana ait olan bir şey bulacaksın.
Kimsiniz siz? Oyalanma ve telefonu kapatma. Şimdi tuvaletteyim. İkinci lavabonun altındaki dolabı aç. Ne bu? Aç da gör. Bir yerden bilgisayarı bul ve dosyayı aç. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Dansel Bey bu sene finansal sorunlarımız olacağını söylemişti. Bu konularda bizim sıkıntılarımız oldu. Sizin görüşleriniz nedir acaba? Geliyorum ona. Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyordu? Tanıyor musun? Yo, tanımıyorum ya. De tuhaf bir kadınmış gerçekten. Biraz önce çıkan bayanı tanıyor musunuz kızım? Kimdi o? Şimdi çıkan Siyah Elbiseli mi efendim? Evet evet. Kimdi o? Biz tanımıyoruz. Kızım davetli listesinde ismi yok mu? Nasıl girdi içeri? Gelinin akrabası olduğunu, hemen çıkacağını söyledi efendim. Sadece hayatımı çalmadı o. Oğlumu da aldı benden. Düzelecek sahide. Her şey düzelecek. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz çıkabilirsiniz. Hiç.
niye burada böyle herkes sap sap oturmaya mı geldiniz siz ya? Ne oluyor? Hani düğün evi mi, cenaze evi mi? Ben diyorum ki sen dayısın. Kalk şöyle oynak bir şeyler çaldır be hadi. Yani şimdi kadın kısmına gökyüzünde düğün var demişler. O da merdiven koymuş, çıkmaya çalışmış. Merdivendeki kadın kısmı düşsün senin başına. Allah. Elmas ablam haklı dayı. Havama giden terler, düğüne gelen de oynar dayı. Ne yapacak? Allah'ına kurban senin. Hadi Halim, hadi. Bir Adana çifte terlisi çaldır da oynayak. Hadi bakalım. Vallaha mı? Vallaha. Hadi. Hadi oynayayım bakalım, hadi. Oynayayım. Oh be. Adana çifte terlisi çalsanıza. Hadi, hadi. Kalk, kalk kız, kalk. Kalk kız. Düğünü de yaptık. Şaka maka oynadık da. Vallahi oynadık. Elmas ablanın gazıyla. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindi. En yakışıklı damat. İyi bir çift olduk ha. Ben üzerimi değiştirdim. Ben de yerimi hazırlayayım o zaman. Thank you.
bugünkü efkar saatinde olduysa gel de yatardık. Daha tam iyileşmedin. Belki açar. Uyuyordur. Açmıyor mu? Hah, babacığım. Merhaba, ben Dilek hemşire. Saffet Bey şu an terapide. Aa, öyle mi ya? Ben kızıyım, Melek. Ne zaman biter terapisi? Ben onunla konuşmak istiyordum da. Yeni başladı. İletmemi istediğiniz bir şey varsa? Aslında biz, yani eşimle ben bir süre yurt dışında olacağız. Aslında uğrayacaktım ona ama erken çıkınca yola gelemeyeceğim, ona haber verecektim. Anladım. Tamam, ben kendisine birazdan iletirim. Yurt dışına gidiyorlarmış. Kızınla damadı. Bence bir ara Saffet amca ya. Çok üzüldü seninle konuşmayınca. Egzersiz yapıyormuş. İyi. Bir dakika ya. Sen yolu şaşırdın sanırım. Yanlış gidiyoruz şu anda. Yok, yolu falan şaşırmadım. Uçak Atatürk Havaalanı'ndan kalkıyor Ali. Kızım boş ver şimdi Atatürk Havaalanı falan ya. Londra, Mondra bozar bizi. Ne işimiz var bizim orada? Ne yapacağız orada biz? Gitmiyoruz oraya. Varsın babamlar, biz gittik bilsinler. Peki nereye gidiyoruz? Kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz? Vallahi ben de bilmiyorum. Müşüye sordum ama söylemedi. Manyaksın sen. Biz öyle senin gibi gıy gıy mıymayı sevmiyoruz kızım. Biz de böyle bangır bangır seviyoruz. Hayır, ben de çok seviyorum. Ayrıca bu Ege Türk'ü. Ama birazcık daha kısıktayım yani. Hop diri diri dat diri 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 don. Ben yerimi seviyorum. Hop diri diri dat diri 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 don. Ben yerime dönüyorum. Hop diri diri dat diri 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 don. Ben yerimi seviyorum. Hop diri diri da diri 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 don. Ben yarime hemen abi.
şu yüzüklere bakabilir miyim acaba? Tabii. Gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Peki. Hanımefendi, hanımefendi bir saniye. Çıkar o takıyı nereye sakladıysan üzerinde bulmak zorunda kalma. Ne diyorsunuz siz ya? Çantana sakladın değil mi bilekliği? Çantanda değil mi? Bırakır mısın ya? Ne ver yapıyorsun? Bakacağım bırak bilekliği. Ver bırak bilekliği. Ver bilekliği. Çek elini be. Çanta, bırak ver dedim. Çantanın içine bırak. Bileklik ver. Ya ne yapıyorsun? Atacağım çantana. Bırak ver. Dedim. Bırak. Bırak. Çek elini be. Çantamda biliyorum dedim. Ver. Çek. Çantamda olduğunu biliyorum dedim. Ver. Ne oluyor lan burada? Nasıl okuyorsun sen bir kadına? Kadın takımızı çalmışsan gelmişsin bize Külhan Beylik yapıyorsun. Çalmışsa... polise gideceksin. Kadına dokunamazsın. Dokunamazsın kadına. Esnaf adamsın sen. İşimizi öğretme. Kadın hırsız. Karışma sen. Bu ne? Bu ne? Bunu mu arıyorsun? Kaza takılmış. Ama... nasıl olur ki? Bunun için mi sıkıştırıyorsun kadını? Kusura bakmayın hanımefendi. Benim kabahatim. Yazık etme kendine. Böyle iyileşemezsin. Bana en son katıldığımız ihalenin dosyalarını getirir misin? Peki gel bakalım. Buyurun. Sağ ol. Bulut Bey, haberleri gördünüz mü? Ne haberi? İsmet Bey. Ne olmuş? İntihar etmiş. Şimdi haberlerde veriyorlar. Tamam, çık sen. İsmet Özgür, Üsküdar'daki evinde bu sabah ölü bulundu sayın seyirciler. İsmet Özgür'ün kumar borcundan dolayı bunalıma girdiği ve intihar ettiği konuşuluyor. Doydun mu? Doydum. Yalan söylüyorsun, doymadın. Doymadım. Ama yeter bu kadar. Sen de benim gibisin var ya. Yalan söylerken öyle sağa sola bakıyorsun. Ben önemli miyim senin için?
Önemli miyim, değil miyim? Önemlisin. Ne kadar? Çok mu? Çok. Kaçıp gitmeyeceksin ama değil mi yine? Hı? Bırakmayacaksın beni. Kim verebilir ki bunun garantisini? Sen verebilir misin? Seven adam bunun garantisini verir kızım. Sen seviyor musun ki beni? Sevmesek burada oturur muyuz Melek? Mantık evliliği değil mi bu? Artık değil. Sence mantık evliliği mi? Bence de değil. Yaptığım hiçbir şey mantıklı değil ki. Aptalca hatta. Ne yapıyorsun? Hiç, önemli değil. Bunlar mı önemli değil? Önemli mi? Dün geceden kızgınsın bana. Biliyorum. Özür dilerim. Bu ne? Aç bak. Erkek mi olsun istiyorsun?
Değil mi abi? Teşekkür ederim. Büyümsün sen büyük, İlk defa Dur kızım, daha dur. Alnıma yazılmış, kalbime kazılmış. Damarıma Ali? Sızmış. Melek, biz her şeyi seninle zamansız başladık. Önce çocuk, nikah, düğün falan derken evlenme teklifini unuttuk. Yapma. Ne yapıyorsun? Benimle evlenir misin? Evlenmem dersen ne olacak? Şu gülü atacağım artık seni, yani evlenmem dersen. Yeter ya. Vallahi sen de kurtulursun, ben de kurtulurum artık, tamam. Evlen benimle. Evlendim mi? Sana. Melek.
Ali. Ben acıktım. Tamam, ben de acıktım. Hadi yiyelim. İnanmıyorum gerçekten. Ama inanamıyorum. Hadi yine şanslısın. Baban seni sevmeye başladı. Gebelikte 11. hafta itibariyle Efendim. İsmet Bey'in karısı geldi Bulut Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Kusura bakmayın Bulut Bey. Sizi rahatsız etmek istemezdim aslında. Yok, rica ederim. Bakın, İsmet Bey için ben de üzgünüm. Ama niye intihar ettiğini anlamadım. İsmet intihar etmedi. Nasıl yani? Kocam öldürüldü. Kesin öldürüldü. İsmet intihar edecek bir adam değildi, inanın bana. Kim neden öldürmek istesin ki İsmet Bey'i? Bilmiyorum. Uyuyamıyordu geceleri. Çok korkuyordu. Yaşatmayacaklar beni diyordu. Korktuğu başına geldi. Bana bir şey olursa bunu Bulut Bey'e verirsin demişti. Buyurun. Daha fazla vaktinizi almayayım. İyi günler.
Hoş geldiniz. Kimsin sen? Nasıl bir oyun oynuyorsun benimle? Ayıp oluyor aslanım. Amacın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin hayatını geri vermeye çalışıyorum. Benimle oyun oynuyorsun. Sen benimle oyun oynuyorsun. Yalan söyledin bana. O gösterdiğin fotoğraf da uydurma. Değil mi? Ha? Babam inşaat kazasında ölmedi. Ha? Ferman Köklükaya öldürmüş babamı. Yıllarca vicdan azabıyla yaşadım ben. Artık buna dayanamayacağım. Babanız ölürken ben sustum Bulut Bey. Ölümünü göz göre göre izlerken sustum. Hepimiz sustuk. Babanızın ölüm emrini Ferman Bey verdi. Siz yönetim kurulu başkanı yapacak kadar cömert olan Ferman Bey, vicdanını aklamak ve bir katil olduğunu saklamak için çalışıyor. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Bu gerçeği gizledim senden. Hemen söylesem gidip Ferman'ın canını alacaktın. Hapislerde çürümene gönlüm razı olmadı. Ferman'ın yavaş yavaş ölmesi lazım. Hemen ortadan kaldırılmasını istemedim. Benim de bir hesabım var Ferman'la. Köklükaya Holding'i biz birlikte kurduk. Baban sendika işleriyle taş koydu Ferman'a. Ferman babanı ikna edemeyeceğini anlayınca öldürdü. İşler büyüdü şirkette. Zenginliğini paylaşmak istemedi. Beni de saf dışı etti. Çıkarını korumak için yapmayacağı kötülük yoktur Ferman'ın. Bana anlatmadığın başka ne var? Tamam. Bunu öğrendim madem, başka öğrenmen gereken şeyler de var. Gel benimle. İsmet için en hafif ceza aldı. Acele ettim be aslanım. Ben öldürmedim onu. İkinci kişi emekli savcı. Handan Erdemli. Kadın olduğuna bakma. Bütün delilleri gizleyen pislik bu. Önce babanın otopsi için ısrarcı oldu ama Ferman korkusundan çok para ödeyince rüşveti aldı sustu. Aynen. Üçüncü adamımız bir doktor. Tanıyorum ben bunu. Profesör Doktor Kazım Özçelik. Babanın sahte ölüm raporunu hazırladı. Ferman da hastanesine başhekim yaptı. Yıllardır bu görevini sürdürüyor. Dördüncü adamımız babanın sendikadan bir arkadaşı. Maalesef sattı babanı. İkili oynuyormuş. Şimdi zengin. Ferman'ın desteğiyle müteahhitlik yapıyor. Supi Demir. Bütün bunların adresini, yerini, yurdunu, bütün bilgilerini istiyorum. Olmaz. İsmet öldü. Diğerleri işkillenmiştir şimdi. Aklınla hareket etmiyorsun be oğlum. Eğer birlikte çalışacaksak, bana kanıtlarını
ve bilgilerini vereceksin. Yoksa bir daha yüzümü göremezsin. Anlaştık mı? İyi akşamlar millet. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne haber oğlum? İyi, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sonunda kaçaklar döndü ha. Geldik baba, geldik. Uçağı kaçırdık ya. Biz de vurduk dağlara taşlar işte. Ben de yedim. Geçin hadi, geçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber ya? İyidir. Nasıl geçti bu olayı? Gitmemişler ki. Aa, nasıl yani? Neredeydiniz? Ya alternatif balayı programı yaptık. Civarlardaydık işte. Enteresan. Sen de kocan oymuşsun yani. Teessüf ederim gelin hanım. Aslında ben de öyle olmasını istedim. Yani ikimiz de fazla uzaklaşmak istemedim. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. O ne ya elindeki kız? Hediye mi aldın bize? Evet, size hediye aldım. Nasıl? Çok güzeller değil mi? Ailesinden saklar mı bebek beklediğini? Tebrik ederim bu arada Melekciğim. Kaç aylık bebiş? Yeni değildir herhalde.